Bu soruya baktığımızda bilişsel davranışların ölçülmesinde öğretmenin ölçmenin geçerliliğini arttırmak için aynı sürede uygulanan uzun cevaplı yazılı sınavlara göre kısa cevaplı maddelerden oluşan testler tercih edilir. Bu durumun başlıca nedeni nedir diyor. Şimdi baktığınızda başlıca nedenini sormuş. Uzun cevaplı yazılı sınavlara göre kısa cevaplı maddelerden oluşan testlerin tercih edilmesi. Yani burada da aslında okuduğumuzda cevapları kısa cevaplı maddelerin kolayca cevaplanabilmesi, kısa cevaplı maddelere verilecek cevabın sınırlandırılmış olması, kısa cevaplı maddelerin çoktan seçmeli test maddesinin köküne benzemesi, daha çok kısa cevaplı maddeyle kapsamın daha iyi örneklenebilmesi, kısa cevaplı maddelerle her düzeydeki davranışın yoklanabilmesi. Şimdi burada bir noktayı gözden kaçırdık. Bilişsel davranışların ölçülmesinde ölçmenin geçerliliğini arttırmak için diyor. Yani burası çok önemli, ölçmenin geçerliliği. O zaman geçerlilik üçe ayrılıyordu. Kapsam, yapı ve ölçüt dayanıklı geçerlik. Şıklara baktığımızda bakın kapsamı daha çok kısa cevaplı maddeyle kapsamın daha iyi örneklenebilmesi diyebiliriz. Bu soruda bir sınav türünün özellikleri şunlardır. Kısa sürede çok soru sorulmasına olanak tanır. Puanlaması kolay ve nispeten nesneldir. Şans başarısı yoktur. Bu özellikleri taşıyan sınav türü aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle burada dikkat etmemiz gereken, yine altını çizerek okumamız gereken şans faktörünün olmaması. Şimdi şans faktörü nelerde var? Seçmelilerde. Şıklarda neyi eledim? Doğru, yanlış gitti. Çoktan seçmeli gitti. Evet, kaldı 3 tane. Şimdi puanlaması kolay, nispeten nesnel. Yani objektiftir diyor. Objektif olabilmesi, açık uçlu sorularda objektiflik çok zor. Bu da gitti. Kısa sürede çok soru sorulmasına olanak tanır. Yani 20 dakikada ya da 5 dakikada kaç soru sorabilirsiniz? Şimdi sözlüyle boşluk doldurmaya bir bakın. Şimdi kısa sürede sözlü de çok zordur yani. Bir de objektifliği nispeten sözlünün zordur. O yüzden bizim cevabımız boşluk doldurmadır arkadaşlar. Şimdi bu soruya baktığımızda test maddesinde ders kitabından aynen alınan ifadelerin kullanılması eğitimsel doğruları açısından yani eğitimsel açıdan diyor nasıl bir etki yaratır ders kitabının aynen alınması. Ders maddeyle yoklanan davranışın hatırlama düzeyinde kalması, kitabı okumamış öğrenci maddeyi kesinlikle cevaplayamaz. Maddenin anahtarlanması kolaylaşır, maddenin okuyup anlaşılması zorlaşır. Maddede gereksiz ipuçları bulunmaz. Yani bakıldığında maddeyle yoklanan davranışların hatırlama, yani zaten ders kitabını düşündüğümüzde aynen alınması ezberdi. Ezberde de taksonomide bilgi basamağı, diğer bir ifadeyle hatırlama basamağında kalmaktadır arkadaşlar. Bir firmaya eleman almak amacıyla yapılan bir sınav için oldukça geçerli bir sınav yapıldı diyen bir uzman, sınavın hangi özelliğini ifade etmektedir diyor. Şimdi burada altını çizmemiz gereken kelime ya da yuvarlak içine almamız gereken geçerlilik. Şimdi geçerlilik demek bir şeyin farklı bir düzlemde geçmesidir. Yani şöyle düşünün, futbolcunun dedik hani geçerliliği ya da dondurmanın geçerliliği Maraş'ta geçiyorsa diğer yerlerde de geçmiş olması lazım dedik dondurma için. Ya da mesela futbolcu dedik, Türkiye'de oynayan eğer yurt dışında da oynayabiliyorsa geçerlidir dedik. Bir sınav geçerliyse o zaman farklı bir düzleme götüreceksiniz sınavı. Yani biz şunu söyleriz, hani oldukça geçerli bir sınav yapıldı. Mesela şöyle düşünelim, KPSS'de kazananların öğretmen olması, öğretmen olanların diyelim, kazanılıyorlar ve öğretmen oluyorlar. Şimdi iyi puan alanlar iyi öğretmen mi olur? Öncelikle bunu düşüneceksiniz. Alanlığa çıktıklarında iyi öğretmen olabilir mi? Şimdi eğer ki KPSS'de iyi puan alanlar iyi öğretmen olma gibi bir kafamızda çelişki varsa o zaman KPSS'nin geçerliliği, yani tabi geçerlilik kendi arasında üçe ayrılıyor ama ölçüt dayanıklı geçerliliği düşük olabilir. Şimdi bu da geçerli bir sınav yapıldı demesi firmada, o zaman bir sonraki aşamada yani firmaya alınanlar hakikaten başarılı oluyor mu, ona bakmak lazım. O yüzden cevabımız Edirne'dir. İşteki başarıyı yansıtacak yapıda olmasıdır. Evet, burada da bir ölçme uzmanı fen ve teknoloji dersi için hazırlanan başarı testini incelemiş, ortak köke dayalı soruların 5-6 civarında olduğunu saptamıştır.
Bu durumu eleştiren uzman bir köke dayalı olarak sorulabilecek soru sayısının 3'ü geçmemesini önermiştir diyor. Şimdi burada da evet, ölçme uzmanının bu eleştirisinin en önemli sebebi nedir? Ortak kök var, 5-6 civarı var ve köke dayalı sorular 3'ü geçmemesi lazım. En çok yaygındır bunlar bizim sınavlarımızda. Bir tane paragraf verilir ve paragraftan sizden belki de bir 3 tane, hani işte yukarıdaki paragrafa göre 30. 31. ve 32. soruları cevaplayınız diye bir cevap geliyor. Şimdi böyle olunca, şimdi burada adam demiş ki 5-6 tane, yani 30, 31, 32, 33, 34, 35. soruları cevaplayın bir paragrafa göre. Şimdi hakikaten bir paragraftan 6 soru çıkartmak çok zordur. Eğer siz 6 soru çıkartmaya kalktığınızda hangi ilkeyi bozarsınız? Bir soruların birbirinden bağımsızlık ilkesi. Yani birinin sorunun cevabı diğerinde olma ihtimali vardır. O yüzden biz şu tavsiye edilir ölçme değerlendirme adına. Bir paragraftan 3 tane sorunundan fazla sorulmaması tavsiye edilmektedir. Geliyoruz, evet, performans testlerine. Performans testi bizim üçüncü testimizdir. Sözlü, yazılı ve performans testleri. Yani performans testini şöyle düşünün, süreci ölçen daha çok testlerdir. Daha çok böyle fiziksel aktivitelerle yapılan testlerdir. Beden eğitimi, müzik, resim, laboratuvar gibi teknik alanlardır. Zaten bakıldığında, bakın, işin yapılmasında izlenen yol, işin yapılma hızı ürünün kalitesini ölçüyor. Burada da örneklerimiz var. Kompozisyon, makale yazma, deney yapma, resim, grup çalışma. Yine burada da devam ediyor örneklerimiz. Yemek pişirme, tiyatro oynama, müzik parçası icra etme performanstır. Şimdi performansı biz iki şekilde ölçeriz. İki farklı şeyimiz var. Birincisi kontrol listesi. Yani şöyle düşünün. Bir kişi ders anlatıyor. Onun ders anlatırkenki sürecini ölçüyoruz. Diyoruz ki göz teması kurabiliyor mu? Şimdi kuruyor mu, kurmuyor mu? Yani bir varlık yokluk ölçüyor. Bunun ismi kontrol listesidir arkadaşlar. Şimdi diğer ölçme metodumuz derecelendirme ölçeği. Derecelendirme ölçeği. Bunu şöyle söyleyebiliriz. Anahtar demişiz burada ama derecelendirme ölçeği olacak. Mesela göz teması kurabiliyor. Bunu derecelendiremeyiz ki biz. Hani ya bakar ya bakmaz, ya kurar ya kurmaz hani göz teması. Ama şöyle düşünün, şöyle düşünün. Kişi beden dilini etkili kullanıyor mu? Şimdi baktığınızda bazı durumlarda etkili, bazı mesela sadece bir kolu oynuyor. Yani ikisi oynamıyor ya da vücudu oynamıyor. Yani burada derecelendirebilirsiniz. Dersiniz ki birden 5'e kadar derecelendirin. Yani bir hiç kullanmıyor, 5 tamamıyla çok güzel kullanıyor şeklinde düşünebilirsiniz. O yüzden derecelendirme anahtarı ve denilebilir buna ve kontrol listemiz de var zaten. Rubrik de derecelendirme anahtarın cevap anahtarı olarak düşünülebilir. Yani şöyle düşünün, siz 5 verdiğinizdeki gerekçeniz nedir? 4 verdiğinizdeki gerekçeniz nedir? 3 vereceğinizdeki gerekçeniz nedir? Bunun ismi rubriktir arkadaşlar. Demek ki burada kavramsal olarak kontrol listesi, derecelendirme ölçeği ve rubrik olarak 3 tane kavramı bilmemiz gerekiyor. Faydaları şu: süreci ölçüyor. Yani özellikle üst bilişsel düzey, gerçek yaşam olayı var burada. Analitik bütüncül düşünme. Fakat kısıtı da şu: zaman kısıtlaması. Yani herkese sınıfta bir performans ödevi verdiğinizde nasıl değerlendireceksiniz? Kolay bir şey değil. Yani herkesi tek tek görmek, yaptırmak, uygulatmak. O yüzden bu şekilde de kısıtlamaları vardır bunun da. Taksonomik olarak dedik ya, üst düzeyleri ölçüyor. 2006 KPSS sorusuna bakalım. Rubrikler, süreç ya da ürün değerlendirmede çeşitli becerileri tanımlayan dereceli puanlama anahtarlarıdır. Yani dereceme ölçeğinin anahtarı diyoruz biz buna. Aşağıdakilerden hangisi rubrikler oluşturulurken dikkat edilmesi gereken özelliklerden biridir? Mesela biri, ne diyelim, piyano çalacak. Yani piyano çalmada ya da ne bileyim spor yapma yeteneğine bakın. Güzel okuma yeteneğine bakın. Şimdi baktığınızda ne tür şeyleri yazarsınız? Yani bir verirken neden bir vereyim? Beş verirken neden beş vereyim? Şimdi bakıldığında öğrencilerin bilişsel, duysal, psikomotor gelişim düzeylerini belirlemek. Kesinlikle buna dikkat ederiz. Değerlendirme sırasında öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate almak, her konu ve alan için standart form oluşturmak, geliştirilirken alanda birden fazla uzman görüşü almak, öğrencilerle kazandırılması istenen özellikleri belirlemek. Buradaki cevabımız, değerlendirme sırasında ilgi ve öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları dikkate alınmaz. Çünkü biraz da standart olarak bakılmaktadır.